Uzlaşma fiyatı borsa kapanırken son 10 dakikada gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalaması olarak belirleniyor. Ardından tüm açık pozisyonların bu fiyata göre kar zarar hesapları yapılarak artan ya da eksik kalan miktar bakiyede netleştiriliyor. Yani gün içerisinde para kazanmışsınız, bakiyeye ekleniyor. Para kaybettiyseniz düşülüyor. Böylece durumunuz netleştiriliyor. Eğer kar elde etmişseniz sabah borsa açılırken bu karı kullanabilirsiniz. Ama zarar ettiyseniz de bakiyeniz e, azalır ve azalan kısmı tamamlamak durumunda kalabilirsiniz. Uzlaşma fiyatı açıklanıp bakiyeniz netleştirilince e, teminatınız başlangıç teminatının altına düştüğünde teminat tamamlama çağrısı alırsınız. Hatırlayın mesela Akbank için ne kadar başlangıç teminatı gerekiyordu? 90 lira. Eğer bu üründe bir sözleşmelik işleminiz açıksa 90 lira başlangıç teminatı kullanıyorsunuz. Akşam borsa kapanırken uzlaşma fiyatından sonra toplam bakiyeniz 89 liraya düşerse Teminat tamamlama çağrısı alırsınız. Ne kadar? 1 lira. Bu durumda teminatınızı tamamlama yükümlülüğünüz doğar. Teminatınızı yeniden 1 lira yatırarak ya da açık işlem kapatarak 90 liranın üstüne çıkarmak zorundasınız. Şimdi GCMMQ kıymetlerde bu yükümlülüğünüzü ertesi gün saat 13.30'a kadar yerine getirmek durumundasınız. Borsada aracı kuruluşlar borsaya yatırımcılarda aracı kuruluşa karşı dolaylı olarak sorumlu oluyor. O yüzden sizin yükümlülüğünüz GC menkul kıymetlere karşı teminat tamamlama çağrılarını ertesi gün 13.30'a kadar tamamlamak tamamlamak şeklindedir.